Ebrazi sadece Türkiye internet pazarında yer alan, sadece internet sektörünü hedefleyen, hatta yani internet sektörünün de çok özel bir tarafını hedefleyen, yani yeni nesil web, web 2.0, sosyal medya, dijital pazarlama konulu odaklı bir platform, bir mecra ve bugün hakikaten burada bu kayıncısını görmek benim için çok onur ve gurur verici. Zaten programın bayağı bir şu anda gecikmeyle başladığımız için çok da fazla söz uzatmak istemiyorum. Sadece çok hızlıca birkaç bilgiyi paylaşmak istiyorum sizlerle. Sonrasında da zaten çok yoğun, dolu dolu bir içeriğimiz var. Benden sonra ana sponsorumuz Nokta'nın CEO'su Tümay Asena burada olacak. Ve o da kısa bir konuşma yapacak sizlere. Daha sonra Comscore'un Avrupa Genel Müdürü Mike Reeds çok değerli bir sunum yapacak ve bol miktarda sizlere sayılar paylaşacak. Programı zaten biliyorsunuzdur ama ben çok hızlıca gene bir üzerinden geçmek isterim. Devamında Mike Butcher, TechCrunch Avrupa Editörü. Srikant Raju, o Nokia'dan bizle birlikte olacak. Alpan Manas bizle birlikte olacak daha sonrasında. Ve aşağı yukarı eğer aksilik olmazsa ilk kahve aramıza kadar bu kadar yoğun, yani sizler bu kadar arka konuşmayı sorunsuz bir şekilde kaldırabilirseniz bir kahve arasına kadar böyle yoğun bir içerikle birlikte olacağız. Sonrasında kahve aramız var ve daha sonrasında paralel oturumlara dağılıyor olacağız. Bugün odaklandığımız içerik daha çok sosyal medya, sosyal oyun, dijital pazarlama, yatırım ve genel olarak bir e-ticaret kurgusu üzerine olacak. Kısacası sizlerin ilgilendiği birçok konuyu burada işlemeye çalışacağız. Ben dediğim gibi çok kısa birkaç sayı, bilgi ve birazcık etiğimdeki birkaç taşı dökmek istiyorum. Güzel olmuş. Jimicimiz de var. Bayağı havadan da görüntü veriyoruz falan. Güzel. Şimdi konuşumun başında bahsettiğim gibi Türkiye internet pazarı enteresan bir dönemin içinde şu günlerde. Ve bu bir süre daha devam edecek. Ne var? Artık çok daha bilinçli yöneticiler var bir kere sektörde. Markalar tarafında. Bu haliyle reklam pastasının nispeten biraz daha fazla büyümesine destek oluyor. Girişimciler daha bilinçliler, doğru girişimler hayata geçiriliyor. Yatırımcılar bu girişimlere destek olmak konusunda daha bilinçliler, daha istekliler ve yatırımlar oluşuyor. 30 milyon kullanıcı var ve artık oldukça da ticaret var bu pazarda. Bunların üzerine uzun uzun konuşabilirim. Yani çok rahat bir şekilde size burada 2 saat boyunca sadece şu slide üzerine bir şeyler söyleme şansım var. Bu 30 milyon kullanıcı ve oluşan ticaretin yanı sıra Türkiye'de artık yatırım ve yatırımcı da var. Belki de aslında en önemli konu buydu. Çünkü eskiden her zaman derdik ki Türkiye'de çok genç bir nüfus var. 30 milyon internet kullanıcısı var. Facebook'un 4. 3. değişiyoruz. En büyük ülkesiyiz derdik. Sonra ne oluyor peki? Ama bu durum biraz değişmeye başladı. Son dönemlerde e-ticaret pazarındaki büyüme, işte reklam pazarındaki büyüme vesaire, bunların her biri bu alanda oluşan ekonominin göstergesi. Haliyle yatırım da geliyor. Türkiye e-ticaret pazarı ne kadar hep sorulur. Ben bu soruyu çok aldığım için burada ortak bir dille hemen paylaşayım istedim. Türkiye'de bizim anladığımız tabiriyle, yani işte bilimin bildiğiniz elektronik ticaret siteleri vesaireyi toplayacak olursanız bu yıl için aşağı yukarı 1 milyar liralık bir pazar olduğu tahmin ediliyor. Ve bunun içine BKM'nin verdiği veri genelde 11 milyar lira gibi bir rakam konuşuluyor. Bu verinin içinde uçak bileti, sigorta vesaire gibi birçok sanal posttan geçen operasyon vardır. Ama genelde en çok merak edilen, işte hepsi burada gitti gidiyor, şeyi fırsatı, Grupanya, Markapon, isim atlamamaya çalışıyorum, onun için zorlanıyorum. Sonra çünkü niye bizi söylemedin dönecek iş. Bu tür sitelerden dönen operasyon ne kadar diyecek olursanız, evet bu 1 milyar lira gibi bir rakam, hiç veya bir rakam değil. 2008 ve 2009'un toplamı kadar 2010'un ilk 8 ayında yatırım ve satın alma gerçekleşti Türkiye'de. Maalesef bu tür bilgiler Türkiye'de merkezi olarak pek fazla bulunamıyor. Biz bunu elimizden geldiğince Webrazi'de tutmaya çalışıyoruz. Bu tür istatistikleri saklamaya çalışıyoruz. Ve elbette ki yapılan satın alma ve yatırımların çoğunun rakamları sektörle pek fazla paylaşılmıyor. Bunların çoğu bizim kendi duyumlarımız ve tahminlerimiz üstüne kurulu.
Bizim sahip olduğumuz böyle bir data var. Ama tabii ki rakamların çoğu duyum aşamasında olduğu için paylaşmak doğru olmuyor. Buradan yaptığım çalışma gösteriyor ki 2008 ve 2009'un toplamını 2018 ayında yakalamış Türkiye pazarı yapılan internet alanındaki yatırım ve satın almalarla. Neden oluyor bu? Dedik işte ticaret başladı, yatırımcı da var. Bunu tabii ki destekleyen bazı alt figürler var. İşte evet söyledik, pazarlama, reklam pastası büyüyor, iş modelleri gelişiyor, ödeme kanalları artıyor vesaire. Elbette girişimci destekleyen bir boyut da var. Aynı zamanda tabii ki markaları destekleyen bir boyut var. O da sosyal medyanın varlığı. Pazarlamanın nispeten daha az bütçelerle yapılabiliyor olması göreceli bir kavramdır, tartışılır. Onun için bunu seçip durmayalım. Ama sosyal medyanın varlığı hayatımızda bazı şeylere çok daha kolay ulaşmamızı sağlayabiliyor. Yani sizin kullanacağınız doğru bir kanal, yapacağınız doğru bir çalışma size çok kısa bir süre içinde birkaç bin hatta birkaç on bin kişiye ulaştırıp mesajınızı veya ürününüzü tanıtmanıza imkan sağlayabiliyor. Bu da haliyle yeni girişimlerin büyümesine destekliyor. Nasıl bir sosyal medyadan bahsediyoruz? Çok genel sayılar. Bunları birçoğunuz biliyor olabilir, birçoğunuz hiç bilmiyor olabilir. Onun için paylaşmakta fayda var. Bugün Twitter'ın toplam 177 milyon kullanıcısı var arkadaşlar. Günde yarım milyon kişi yeni üye oluyor. Yaklaşık olarak yarım milyon kişi yeni üye oluyor. İnanılmaz bir sayı. Çok kısa süre içinde yakalanmış rakamlar bunlar. Böyle bir ekosistemden bahsediyoruz. Ve Türkiye'den Twitter'a günde 250 bin kişi giriyor. Siteye yapılan ziyaret bu arada. Burada kaç kullanıcı olduğunun afaki atışlarını yapmak istemiyorum şu anda. O yüzden orada bir tahmin yapmak sadece şu anda tabiri caizse sallamak olacak. O yüzden onu yapmak yerine sadece resmi bir data olan, yani bizim işte Google Ad Planner'dan aldığımız bir bilgiydi. Burada 250 bin Türkiye'den giriş olduğunu görebiliyoruz. Ciddi bir sayı. Facebook'ta 23 milyon Türk kullanıcı var. Ben Facebook'ta çok fazla konuşmam gerekmiyor. Çünkü bugün zaten Facebakers önemli bir Facebook marketing şirkettir. O burada olacak kurucusu. Facebook'tan Christian burada iş geliştirme başkanı. Yani onlar varken benim burada Facebook'ta sevmem pek anlamı yok. Ama genel itibariyle 23 milyon Türk kullanıcı olduğunu bilmek bile buradaki potansiyeli, sosyal medya genelindeki potansiyeli destekliyor. Ve bence önemlisi bir yine Comscore araştırmasıydı. Bloglar Türk internet kullanıcılarının %69.6'sına ulaşıyor. Gazete siteleri %62.6'sına ulaşıyor şu anda. Comscore'un kategorizasyonunda gazete siteleri ve haber siteleri olmak üzere iki kavram var burada. Onu da altını çizmekte fayda var. Gazete siteleri %60.6'sına ulaşırken bloglar %69.6'sına ulaşıyor. Yani bugün Türkiye pazarı böyle bir sosyal medya ekosistemi sağlıyor, böyle bir yatırım ekosistemi sağlıyor ve sektörümüz burada da gördüğümüz üzere kendisini büyük ölçüde gösteriyor. Uzun lafın kısası, şu anda doğru yerdesiniz. Tadını çıkarın diyorum. Türkiye internet pazarı gelecek 5 yılın yıldızı olacak. İnternette gelecek 10 yılın en çok kazandıran sektörü olacak. Hepinize Web Summit'te iyi eğlenceler diliyorum. Geldiğiniz için tekrar çok teşekkürler.